Yani ledun yahut keşif ya adına ne deniyorsa bunlar geçerli bilgi kaynaklarımız değildir. Yani eğer kendisine itibar ettiğimiz ulema ki adlarını söylediğimiz zaman bunlar büyük alimlerimiz, başta mezhep imamlarımız olmak üzere, hadis alimlerimiz olmak üzere, tefsir alimlerimiz olmak üzere, sahabilerimiz tabilerimiz olmak üzere yani İslam ülemasını kastediyorum. Bunları geçerli bilgi kaynağı olarak kabul etmemişlerdir. Kişinin kendi özelinde yaşadığı rüyası gibi haller olabilir. Kendince değerlendirir. Buralardan bir kural çıkmaz. Burada gördüğü hatta değerlendirdiği şeyleri de şer şerife göre bakar. Uyuyor ise kendince bir e, mesaj alır oradan, rüya da bunun en özel halidir. Yoksa buradan kaynaklı etrafa yayın yapmaya kalkarsa nübüvvet iddiasına dönüşür. Nübüvvet budur, öteden aldığı haberi sadece kendisi özelinde değil, çevreye yani yaymaya başlar. Eğer buradan bir ümmet, bir süreç, bir liderlik vazifesi verilmişse kendisine nübüvvetine ilaveten o da risalet artık başlamış demektir. Ama siz çaktırmadan rüya üzerinden nübüvvet kaçamak, nübüvvet icra etmeye kalkarsanız bunların ucu Allah'a iftiraya kadar uzanır. Hele hele rüya bir tarafa böyle uyanık halde görüyorum ben bunları. Adına vahiy bir tek adına vahiy demek sizin Başka isimler adı altında ama öteden hep Cenab-ı Hak tarafından geldiği algısıyla kitleleri yönetiyorsanız bunların hepsinin ucu demin söylediğim اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمِ اُوْحَى اِلَيْهِ şey <شيء> Bana vahyediliyor. Algısıyla halbuki kendisine hiçbir şey vahyedilmiş değil. Bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bırakın Risaleti, nübüvveti bile sonlandırdığını ikrar edeceksiniz. Akabinde öteden haberler aldığınız ziyanıyla kitleleri ardınıza takmanın, sürüklemenin, yönetmenin hatta istismar etmenin bir aracı olarak bunları kullanacaksınız. Bunların hiçbir ee, değeri olamaz. Buradan gelen bilgiler hiçbir üçüncü şahsı, ikinci şahsı bağlamaz. İşinin kendince bir büşra bunu sayarsa, yani güzel gördüğü bir rüya gibi, o e, kendi yorumudur. Dediğim gibi o bile e, kitap ve sünnet çerçevesi dışında ise onun dahi kendisi için bile herhangi bir kıymeti, harbiyesi olamaz.